Zaferler isimsiz kahramanlar üzerine inşa edilir. Bir elinde kılıç, bir elinde kalem, 45 yıllık bir ömür, 8 ayrı savaş. Askerlerim, bu savaş fetih yağma savaşı değil, vatan savaşıdır. Ömrünü cephelerde geçirmiş, mezarı bilinmeyen isimsiz bir kahraman. Şehit binbaşı Hüseyin Avni Alparslan. Üç kıtada asırlarca barış ve huzurla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin son dönemleri. Kırım Savaşı'nın acıları henüz dinmemiş. İkinci Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı yıl. Oğuz Türklerinin Çepni boyundan olan Hüseyin Avni Bey, 1876'da Giresun'un Tirebolu ilçesinde dünyaya gelir. Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, kılıç ve kalem erbabı Hüseyin Avni Alparslan, Giresun'un tarihi Tirebolu kentinde bulunduğumuz bu mahallede Cintaşı'nda dünyaya gelir. Babası Amasyalı Emin Hoca Efendi, annesi Tirebolu eşrafından kadın hanımdır. İlk tahsilini memleketinde tamamlar. 1898'de Trabzon Lisesi'ni başarıyla bitirir. Aynı yıl hayatının dönüm noktası olan Pangaltı Harbiye Mektebi'ne giren Hüseyin Avni Bey'in kalemle arası çok iyidir. Yaşadıklarını hayatı boyunca kaydeder. 13 Mart 1898 tarihinde İstanbul'da Pangaltı Harp Okulu'na dahil oldum. Birinci sene 600 küsur mevcut içinde 40. oldum. 2 Şubat 1901 tarihinde piyade teğmeni oldum. Piyadelerin 36.sı idim. Hüseyin Avni Bey, harp okulunu bitirdikten sonra Selanik'te bulunan 3. Ordu'da göreve başlar. Rumeli bölgesinde çetelere karşı önemli başarılar elde ettikten sonra 29 Aralık 1903 yılında üsteğmenliğe yükselir. Kılıç erbabı olarak Balkanlardan Kafkaslara, 1. Dünya Harbi'nden Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar birçok cephede savaşlara katılır, madalyalarla ödüllendirilir. Tirebolulu Alparslan unvanıyla gazetelerde makaleler yazar, kitap neşreder. Milletin teşkilatlanmasında önemli katkılarda bulunur. Kurduğu gönüllü alaylarla Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazar, şehadetle şereflenir. Kahraman bir asker olarak toprağın kara bağrında bilinmeyen yerini alır. 45 yaşında şehit olduğunda arkasında sayısız kahramanlık destanları, kitaplar ve makaleler bırakır. Her şeyin bir ömrü olduğu gibi devletlerin de bir ömrü vardır. Yıl 1877. Hüseyin Avni Bey'in dünyaya geldiği yıllar. Osmanlı Devleti gerileme dönemini yaşamakta. Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin iç ve dış düşmanları bütün gücüyle bu yıkılışı hızlandırmaktadır. İngilizlerin kışkırtması ile Ruslar Osmanlı vilayeti olan Kudüs'ten hak iddia etmektedir. Abdülhamit Han bu isteği savaş sebebi sayar ve reddeder. Aslında savaş taraftarı olmayan padişah, Ruslarla diplomatik ilişkilerini sürdürmeyi tercih eder. Öyle ki Ruslara Kudüs'ten dini bir temsilcilik açabileceklerini bile teklif etmiştir.
Ancak iç ve dış mihrakların tahrikiyle harp okulu öğrencileri Yıldız Sarayı'nın önünde harp taraftarı gösteriler yapar. Abdülhamit Han savaştan kaçınmaya çalışsa da meclisteki gayrimüslim vekillerin de ağırlığı ile Osmanlı Devleti kendini savaşın içinde bulur. Tarihin 93 harbi olarak kaydettiği Osmanlı-Rus Savaşı 1877'de Tuna ve Kafkas cephelerinde başlar. Sırplar ve Yunanlıların da Ruslara desteğiyle devam eden muharebelerde Osmanlı çok sayıda şehit verir. Aynı tarihlerde Kafkas cephesinde Rus güçleriyle çarpışan Osmanlı Devleti'nin Doğu Bayezid, Ardahan ve Kars bölgeleri işgale uğrar. Kars'ı ele geçirip Erzurum'u da işgal eden Ruslar, Nene Hatun ve Erzurum halkının destansı mücadelesiyle püskürtülür. Tuna cephesinde Plevne, Şıpka, Vidin, Nibolu gibi Osmanlı'nın önemli şehirleri bir bir kaybedilir. Doğu Trakya'da Serhat şehri Edirne'yi de ele geçiren Rus birlikleri Yeşilköy'e kadar ilerler ve burada karargah kurarlar. Osmanlı ile Ruslar arasında İstanbul Yeşilköy'de 3 Mart 1878'de Ayastefanos Antlaşması imzalanır. Sultan Abdülhamid'in siyasi dehasıyla Ruslar Tuna Nehri'nin öbür tarafına geri gönderilir. Bu dönemde Abdülhamit Han orduda ve eğitimde yenilenme hareketlerini başlatır. Yıpranmış gemileri Haliç'e çektirir, denizaltı denemeleri yaptırmaktan da geri durmaz. Bir taraftan da dikkat çekmeden kara ordusunu baştan aşağı yeniler. Artık Osmanlı Devleti toparlanma imkanı bulmuş, dünyanın en önemli kara ordusu haline gelmiştir. Yıl 1897. Osmanlılarla Yunanlılar yeni bir savaşın eşiğindedir. Tirebolulu Hüseyin Avni Alparslan da Trabzon Lisesi'nde okumaktadır. Yunanlılar Girit Adası'ndaki Osmanlı Rumlarını kışkırtmaktadırlar. Sınır tacizleri üzerine Abdülhamit Han Yunanistan'a harp ilan eder. Bir ay süren savaş 19 Mayıs 1897'de Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlanır. 20 Eylül 1897'de İstanbul Antlaşması imzalanır. Yunanistan 10 bin altın tazminat vermeyi ve girdiği toprakları terk etmeyi kabul eder. Fakat Rusya ve Avrupa'nın desteğine güvenerek sözlerini yerine getirmezler. Osmanlı Devleti zafer kazandığı halde fiilen toprak kaybetmiştir. Abdülhamit Han, Yunanistan'ın sadece Atina'dan idare edilmediğini çok iyi bilmektedir. Bu savaşta Yunanlılar, Girit'i işgal etmek isterken, başkentleri Atina'yı kaybetme tehlikesi yaşar. Aynı zamanda Osmanlı gücünün Avrupa için tehdit olmaya devam ettiğini ortaya koymuştur. Hüseyin Avni Alparslan'ın harp okulunu tercih etmesinde Yunanlıların bitmek bilmeyen hırsları ve savaş döneminin acıları etkili olmuştur. Bir an önce subay olup vatan savunmasında görev almayı arzu etmektedir. Osmanlı'nın medeniyet merkezlerinden Balkanlar, 1900'lü yılların başında önemli siyasi olaylara sahne olmaktadır. Avrupa'da Hristiyan dünyası bir araya gelerek Osmanlı'yı yıkmak için planlar yapmakta. Bu programların başında da İngiliz Gladstone, İngiliz Başbakanı Gladstone bulunuyordu. Gladstone ilk önce milletvekili bakan olmadan da
Bulgaristan'daki isyanları teşvik eden, başlatan, uygulayan bir kişiydi. Glasgow'un Avam Kamerası'nda yaptığı meşhur bir konuşma var. Orada der ki, Türklerin elinden bu Kur'an-ı Kerim'i almadıktan sonra bunlar medeniyetimize muzurdur. Bunları Avrupa'dan atmamız lazım, Anadolu'da boğmamız, Asya steplerine sürmemiz lazım diye bir konuşması vardır. Selanik'te bulunan 3. Ordu, Balkan çetelerinin saldırılarını yok etmek için görev yapmaktadır. Harbiye'den teğmen olarak mezun olan Hüseyin Avni Alparslan, 1901 yılında 3. Ordu'da göreve başlar. Bulgaristan sınırındaki Menlik Redif taburunda görevliyken, Rum, Bulgar ve Yunanlı çeteleri takip eder, onları etkisiz hale getirir. Hüseyin Avni Bey muharip bir kişi, yani öfkesi olan, ızdırabı olan, yani muzdarip bir insan, dertli bir insan. Onun için zulme de katiyen razı gelmeyen, son derece vatanperver, gözünü budaktan esirgemeyen bir insan olarak vatanı için kalemiyle, silahıyla ne yapılması gerekiyorsa canını ortaya koyarak azamisini yapmak gayreti cehdi içinde olan bir insan. Gözü pek cesur bir yiğit olan Hüseyin Avni Bey, üstün gayretleriyle komutanlarının takdirini kazanır. Başarılarından dolayı Mecidi nişanıyla ödüllendirilir ve 1903'te üsteğmenlik rütbesine yükselir. Selanik Jandarma Alayı'nın Grenebe bölüğünde 10 kişilik bir asker mangasıyla 100 kişilik Yunan çetesini imha eder. 30 Haziran 1907 tarihinde de yüzbaşı rütbesiyle Manastır Jandarma Alayı Grenebe bölük komutanlığına atanır. Türk'ün gönlünde dağ varsa Balkan, nehir varsa Tuna'dır. Balkanlar ve Tuna boyları emperyalist ülkeler tarafından karıştırılmakta. Hüseyin Avni Alparslan, Selanik'te yüzbaşı olarak görevine devam etmektedir. Padişahın icraatlarından rahatsız olan İttihat Terakki Cemiyeti üyeleri Abdülhamit Han'a muhtıra verirler. Padişah İttihatçıların baskısıyla Meclis-i Mebusan'ı toplayarak 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyeti ilan eder. İttihatçılar parti olup iktidarı ele geçirmişlerdir. Meşrutiyeti korumak üzere Selanik'ten İstanbul'a bir avcı taburu getirip Taksim'deki Taşkışla'ya yerleştirirler. Başkent İstanbul'da siyasi kargaşa gittikçe artmaktadır. Hürriyet için başkaldıranlar beğenmedikleri Abdülhamit dönemini mumla arar hale gelmişlerdir. Gazeteler Avrupa ayranı, aydınlar isyana doğru dolu dizgin koşmaktadırlar. İstanbul'un merkezi Bağbaali'de hareketli günler yaşanmaktadır. Küçük yaşta hafız olan İngiliz ajanı Kıbrıslı Derviş Vahdeti, gazeteci olarak dikkat çekmektedir. Sahibi olduğu Volkan gazetesinde şeriat manşetleri atıp halkı isyana teşvik etmektedir. 31 Mart günü Taşkışla'da bulunan avcı taburunun ayaklanması ile isyan başlar. Tabur Meclis-i Mebusan'a doğru yürümektedir. Birçok çapulcu, sarhoş, yağmacının da kalabalığa katılmasıyla tam bir felaket yaşanır. Meclisi kuşatanlar şeriat ülkesi olan Osmanlı başkentinde şeriat isteriz naraları atarlar. Olaylardan sonra hükümet istifa etmek zorunda kalır. Harekat ordusu isyanı bastırmak üzere 31 Mart vakasından 10 gün sonra İstanbul'a gelir. Ordu içinde Sırp,
Bulgar, Yahudi, Yunan, Arnavut ve Makedon çeteciler de vardır. Hüseyin Avni Alparslan da yüzbaşı rütbesiyle harekat ordusuna katılır ve ordunun öncü kuvvetini oluşturur. Ordu Yeşilköy'e geldiğinde Mahmut Şevket Paşa komutanlığı devralır. Abdülhamit Han, kardeşi kardeşe kırdırtmamak için kendisini devirmek üzere gelen harekat ordusuna askeri bir karşılık vermek istemez. Mahmut Şevket Paşa'nın asıl hedefi Sultan Abdülhamit'tir. Harekat ordusu isyanı kanlı bir şekilde bastırır. Kurulan mahkemelerde haklı haksız birçok kişi idam edilir. Harekat ordusu isyandan sorumlu tuttuğu Abdülhamit Han'ı tahttan indirir, yerine 5. Mehmet Reşat'ı getirir. Sultanı tahttan indiren heyetin içinde Ermeni ve Yahudi temsilcilerin varlığı da dikkat çekmektedir. Abdülhamit Han'ın açtığı okullarda eğitim gören subayların Yahudi ve Ermeni desteğiyle padişahı tahttan indirmeleri Osmanlı tarihi açısından talihsiz bir gerçektir. Karışıklıkları fırsat bilen Ermeni ve Rumlar ülkenin birçok yerinde isyanlar çıkartır. Hüseyin Avni Bey'in memleketi Giresun bölgesinde de Pontusçuluk hareketi başlamıştır. Osmanlı Devleti tam anlamıyla kuşatma altındadır. Bu arada Hüseyin Avni Bey de harekat ordusu görevinden Kasımpaşa Jandarma Bölük Komutanlığı'na geçer. Ağustos 1909'da asker mektebine, Mart 1910'da İzmit Jandarma Bölük Komutanlığı'na, 29 Ocak 1912'de Harbiye Nezareti Harita Komisyonu'na atanır. Çok hareketli geçen askerlik hayatının yanında bir taraftan da gazetelerde yazılar yazmaktadır. Afrika topraklarının çoğu İngiliz ve Fransızlar tarafından ele geçirilmiş, İtalyanlar da 1911'de Trablusgarp'a saldırmıştır. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın da aralarında bulunduğu Osmanlı subaylarının direnişleri karşısında sonuç alamazlar. Osmanlı idaresindeki Arnavutluk ve Yeni Pazar sancağına Karadağ hükümetinin 1912'de saldırmasıyla Balkan Harbi başlar. Osmanlı Devleti kısa süre içerisinde kuşatılır. Osmanlı'nın en son terk ettiği kale ve İşkodra Kalesi'nden Adriyatik sahillerine dökülen nehirler. Edirne, Yanya ve İşkodra'da kahramanca savunmalar yapılır. Evladı Fatihan diyarı Rumeli baştan başa yakılır, yıkılır. Ürün eli olarak da bilinen coğrafyada yaşayan Osmanlı halkı bir anda yoksulluğa düşmüştür. Düşman, Osmanlı'ya 95 yıl başkentlik yapan Edirne'yi işgal edip Çatalca'ya kadar gelmiştir. Hüseyin Avni Alparslan, Balkan Savaşları'nın ileri harekatında destanlar yazar. Savaşın en kritik yeri olan Çatalca'da 8. Alay'da Balkan Harbi'nin tüm şiddetini yaşar. 6. Alay'da savaşırken Murat Bey Tepeleri ve Lahna Köy taraflarında düşman üzerine taarruzlarda bulunur. Burası Selanik. Burası kültür tarihimizin önemli kilometre taşı. Osmanlı'nın büyük mücadelelerle aldığı ama tek kurşun atılmadan teslim edilen Selanik. Kaybedilen şehirlerden ilki Selanik olmuştur. 35 bin kişilik ordusu olmasına rağmen Hasan Tahsin Paşa tarafından tek kurşun atılmadan Yunanlılara teslim edilir. Oysa Selanik
Balkan Harbi'nden 3 yıl önce içinden harekat ordusunu çıkarıp kendi başkentini işgale göndermiştir. 30 Mayıs 1913'te Londra Antlaşması ile 1. Balkan Harbi sona ermiş, Edirne düşmanın eline geçmiştir. Ancak toprak kavgası yüzünden birbirine düşen Avrupalılar kendi aralarında savaşmaya başlar. Osmanlı ordusu bu kargaşadan faydalanıp Edirne'yi geri alır. Balkan ülkeleriyle yapılan antlaşmalarla son sınırlar netleşmiş olur. Böylece Osmanlı Devleti Balkanların tamamına yakınını kaybeder. Balkan savaşlarının cengaver subayı Hüseyin Avni Alparslan ise 1. Dünya Harbi'ne kadar harita heyetindeki görevine devam eder. Rusya ve Avrupa devletleri arasında ekonomik rekabet ve siyasi anlaşmazlıklar gittikçe tırmanmaktadır. Avrupa'da hızla yaygınlaşan milliyetçilik akımı milletler arası çatışmalara zemin hazırlamakta. Silahlanma yarışına sömürge arayışı da eklenince devletler arası kutuplaşmalar ortaya çıkar. Avusturya prensi ve eşinin Sırplı bir öğrenci tarafından Saraybosna'da öldürülmesi üzerine 24 Temmuz 1914'te Avusturya Macaristan Kralı Sırbistan'a saldırır. Milyonlarca insanın hayatını alt üst eden 1. Dünya Savaşı fiilen başlamış olur. Enver Paşa'nın Almanya ile yakınlığından dolayı Osmanlı Devleti de savaşa dahil olur. Seferberlik ilan edilir, halkın tamamı kendisini savaşın içinde bulur. 1914 ve 1918 yılları arasında 7 düvelle 10 cephede çarpışmak zorunda kalan Osmanlı orduları cepheden cepheye koşar. Osmanlı Devleti'ni savaşın içine çeken ittifak devletleri ile ihtilaf devletleri 4 yıl boyunca savaşırlar. Milyonlarca insan açlık, hastalık, sefalet içinde akın akın göç etmek zorunda kalır. Türk ordusu 3 milyona yakın şehit verir. 220 bin kişi esir edilir. Esirlerimizin Sibirya'ya nasıl götürüldüklerini ve nerede çalıştırıldıklarını araştırmak için Sibirya yollarındayız. Çok sayıda esirimiz buralara gelir ve onlar balık istife hayvan trenlerinde getirilmiştir. Esirler Sibirya, Tuva, Hakas ve Altaylar bölgesindeki Krasnoyarsk, Novosibirsk, Barnaul şehirlerinde bulunan esir kamplarına tren vagonlarında istiflenerek çok kötü şartlarda götürülür. Birinci Dünya Harbi'nde esir düşen Mehmetçiklerin Kars'tan, Sarıkamış'tan, Galicia'dan toplanan esirlerin Bakü'ye getirildiği, oradan Transsibirya treniyle Krasnoyarsk'a gönderildiği, o trenlerin tutulduğu şu andaki müzedeyiz. Son derece duyguluyuz, üzüntülüyüz, o günleri yaşıyoruz. Az evvel de bu trenlerden birisinde hapishane olarak kullanılan tren vagonundaydık. O esirlerin tutulduğu tren vagonlarındaydık. Ve dedelerimiz buralardan geçirilerek, Novosibirsk'ten geçerek Krasnoyarsk esir kamplarında götürülmüş ve 1922'ye kadar esir kamplarında kalmış. Binlerce Mehmetçik oralarda şehit düşmüştür. Ve dedelerimiz 1. Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından bu Sibirya'ya sürgüne, buraya trenlerle gönderilmiş. Tabii çok sayıda şehidimiz olmuş, aç bırakılmış, ölüme uğramış, kendilerine işkence edilmiş, geri gelmeyen dedelerimiz işte buralarda şehit
kendilerinden haber alamıyoruz ama ruhları bizi görüyor, kendilerine dua ediyoruz. Şu gördüğünüz demir yollarını bizim burada esir olan Türkler yapmıştır. Orada zorla çalıştırılmışlardır ve bu yüzden tarihi önemi büyük bu köprülerimizin için. Çoğu esir hastalık, açlık ve zulümle esarette şehit olmuştur. Çok az kişi de yıllar sonra vatanına dönebilmiştir. Babamız da buradan geri dönüyor Ulusya'da. Geri dönüyor. Gel garsonları telif aldı bir yavuz senin altından geçen. Ama kendi hızlı koldan alıyor aşağı mayrılar diyor. Oradan onları yol ediyor. Kendi kabını alıp gelip geriye. Bunlar ayak yalmayak nereye kadar gelmişler. Nasıl gelmişler orayı bilmiyorum, öyle derdi. Krasnoyarsk kentindeki Müslüman mezarlığındayız. Birinci Cihan Harbi'nde esir kamplarında şehit olan Mehmetçiklerin mezarları buralarda. Buradaki şehitlerimiz bizim için buralara gelmişler, getirilmişler daha doğrusu. Bizim için hayatlarını, canlarını vermişler. Burada duygulanmamak elde değil. Kendilerine Fatiha gönderiyoruz. Mekanları cennet olsun. Şekilde balık istifi doldurulur ve Sibirya işlerine sürülürdü. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Kafkas cephesinde de Ruslar ve Ermenilerle savaşır. Hüseyin Avni Bey genç bir subay olarak Kafkas cephesindeki hizmetlerini şöyle anlatır. Ağustos 1914 tarihinde Harbi Umumi Seferberliğinden dolayı 3. Ordu Menzil Müfettişi İdaresine tayin edilerek Erzurum'a gönderildim. Burada kısa görevimden sonra 8 Kasım 1914'te Doktor Bahattin Şakir Bey'in idaresindeki Teşkilat-ı Mahsusa bölümüne geçtim. Hüseyin Avni Bey, Teşkilat-ı Mahsusa Birliği'nde Alparslan grubu olarak çok önemli hizmetlerde bulunur. Rusların saldırısına karşı halkın milli birlik ve beraberlik duygularını uyandırmak için toplantılar yapar. Rum ve Ermeni azınlıkların isyanlarını istihbarat çalışmalarıyla bertaraf eder. Hüseyin Avni Bey, Ardahan, Kars, Çıldır, Ahılkelek'te yaptığı teşkilatlandırma çalışmaları ve muharebelerdeki üstün başarılarından dolayı Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası ile ödüllendirilir. 3. Tümen, 8. Alay Kumandanlığı'na getirilen Alparslan Grubu Komutanı Hüseyin Avni Bey, hatıralarında şunları yazmaktadır. 25 Aralık 1914 günü Pancerot köyündeki bir taburluk Rus kuvvetine taarruz ederek imha ettik. Aynı zamanda Kızılkep taraflarına keşif taarruzları yaparak düşmanın ilerlemesine müsaade etmedik. Ağır kış şartlarında Hüseyin Avni Bey'in ayakları donar ve savaşamaz duruma düşer. 11 Mart 1915 tarihinde Türk Yurdu Mecmuası'na yazdığı mektupta bu durumdan şöyle bahseder. Bu yıl epeyce cenk ettim. Cenk ederken ayaklarımı dondurdum. İyileşmek üzere Erzurum'a geldim. Şimdi ayaklarım iyileşti. Yine cenkleşmek üzere kavga yerine gidiyorum. 1915-1916 tarihleri arasında tam bir yıl boyunca Ruslarla amansız mücadele eder.
Ergenis müfeze komutanı olarak Ruslarla pek şiddetli muharebeler yaptım. Ruslara 1500 zayiat verdirdim. Hüseyin Avni Bey, Ergenis, Yusufeli, Tortum, Kop, Maden hanlarında Rus birliklerine karşı muharebelerde kahramanca çatışır. 10 Temmuz 1915'te Kolik sırtını zapt ettim. Bu çarpışmalarda 1000 kadar zayiat verdirdim. 2 mitralyözle hayvanlarını ele geçirdim. Yıl 1914. Birinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle sürmektedir. Ağır kış şartlarında on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı mağlubiyetle sona erer. Mehmetçikler bu bembeyaz kar örtüler içerisinde Allahu Ekber dağları Soğanlı dağlarında yatmışlar ve karı adeta kendilerine yastık yorgan yapmışlardı. Sarıkamış Allahu Ekber şehitliğindeyiz ve şehit olan subayların isimleri bunlar. Sarıkamış'ta engellenemeyen Rus ordusu Şubat 1916'da Erzurum'u işgal eder. İlk hedefleri Kop Dağı'nı ve Bayburt'u ele geçirip Karadeniz sahilinde bekleyen Rus birliklerine katılmaktır. Asıl amaçları büyük bir orduyla İngilizlerden önce İstanbul'u işgal etmektir. Rus ordusu başkomutanı General Yudenik, Erzurum'u işgalden sonra ordusuna hitaben yaptığı konuşmada, "Artık karşımızda Türk ordusu diye bir şey kalmamıştır. Çar'ın emri gereğince Haziran ayında İstanbul önlerinde olacağız. İleri!" demekteydi. Yudenik'in bu hedefe ulaşabilmesi ve sözünü yerine getirebilmesi için Trabzon-Erzurum yolunu bir an evvel kontrol altına alması gerekiyordu. Bu ise ancak Kop Dağı'nı ele geçirmekle mümkündü. Çoruh Müfrezesi Komutanı Hüseyin Avni Bey, Bayburt ve Kop Dağı'nı savunmak üzere görevlendirilir. 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa, Enver Paşa'ya gönderdiği mektubunda, "Bayburt'u ikinci bir Plevne yapacağım," der. Mareşal Fevzi Çakmak da hatıralarında, "Bayburt, Kop savunması muvaffak olmuş bir Plevne'dir," diye kaydeder. Kop Dağı'nın zirvesinde ve şiddetli soğuklarda çok kanlı muharebeler cereyan eder. 9.700 Mehmetçik şehit olur, 10.000'lerce Rus askeri de ölür. 1. Han Harbi'nin Kafkas Cephesi'nin Kop savunması, bir anlamda Rusya'da Bolşevik ihtilalinin olmasına sebep olan, destansı mücadele verilen 9.700 şehidimize mezar olan Kop Dağı'nın yüksek zirvelerindeyiz, anıtın önündeyiz. Kop Dağı, Masat Vadisi, Ahsun kanlarındaki çatışmalarda Ruslar, Türklerin savunması karşısında şaşkına döner. Türk askerleri Rus kuvvetlerine karşı 5,5 ay kahramanca direnirler. Bu süre içerisinde Rus orduları Kop Dağları'nı aşamazlar. Böylece General Yudenik'in planı başarısızlıkla sonuçlanır. Bayburt ve Kop Dağı'nın destansı savunmasından Hüseyin Avni Bey şöyle söz eder. Nisan 1916'da Bayburt civarındaki Kop muharebelerinde Ruslarla göğüs göğüse harp ettim. Haziran 1916'da Masat Boğazı'nda, Masat Hanları'nda Ruslarla pençeleşircesine harp ettim.
7 Haziran 1916 tarihinde kıdemli yüzbaşı olan Hüseyin Avni Bey, Bayburt Kop savunmasındaki olağanüstü gayret ve kahramanlıklarından dolayı komutanlarınca takdir edilir. Bir aylık hizmetinden sonra 5 Temmuz 1916 tarihinde kıdemi 3 sene birden yükseltilir. Türk ordusunun 5,5 ay süren şanlı Kop direnişi 16 Temmuz'da kırılır. Rus ordusunun 17. Türkistan alayının Bayburt'a girmesiyle Bayburt işgal edilir ve Osmanlı ordusu Gümüşhane ve Harşit Vadisi'ne geri çekilmek zorunda kalır. Ruslarla göğüs göğüse cenk eden Hüseyin Avni Bey, 14 Eylül 1916 tarihinde binbaşı rütbesine yükseltilir. 153. Alay'ın Kafkas kıtaları hücum tabur komutanı olur. Osmanlı müttefiki Avusturya Macaristan hükümeti Hüseyin Avni Bey'e başarılarından dolayı meziyeti askeriye nişanı verir. Mart 1917'de de Mareşal Fevzi Çakmak tarafından savaş madalyası ile ödüllendirilir. Hüseyin Avni Bey, Haziran 1917 tarihinde 9. Fırkaya bağlı hücum alayı kumandanı olarak katıldığı İki Sivriler Muharebelerini şöyle anlatır. Temmuz 1917 tarihinde İki Sivriler'de Rus baskınlarını vukuatsız def ettirdim. Kumandanım 9. Fırka Kumandanı Rüştü Paşa'ydı. Binbaşı Hüseyin Avni Bey, Ağustos 1917'de Harşit cephesindedir. Gençlik yıllarını geçirdiği Espiye Kuru Geliş Köyü'ndeki karargahından 110. Alay Komutanı olarak Harşit Savaşı'nı idare eder. Rus ordusu Harşit Nehri'ne geldiğinde üzerindeki köprü Giresunlu kahraman bir kadın tarafından bombayla yıkılır. Ruslar yine beklemedikleri bir direnişle karşı karşıyadır. 15,5 ay süren muharebe Osmanlı ordusuna büyük zaman kazandırmış olur. İç karışıklığın yaşandığı Çarlık Rusyası'nda Ekim 1917'de Bolşevik Komünizm ihtilali meydana gelir. Böylece Kafkas cephesinde Ruslarla yaptığımız savaş sona erer. 18 Aralık 1917 tarihinde Erzincan Mütarekesi imzalanır ve Rus birlikleri cephelerimizden çekilmeye başlar. Ermeni kuvvetleri Rusların terk ettikleri bölgelerde işgaller ve Müslüman halka karşı mezalim yaparlar. Bunun üzerine işgal edilen toprakları kurtarmak için ordumuz Kafkas İleri Harekatı'na başlar. Hüseyin Avni Bey'in de yer aldığı Osmanlı ordusu Şubat 1918'de Harşit'ten Trabzon'a hareket eder. Görele, Eynesil, Vakfı Kebir ve Akçaabat Ruslardan geri alınır. 24 Şubat 1918'de Trabzon işgalden kurtarılır. Hüseyin Avni Bey, liseyi okuduğu Trabzon'a mevki komutanı olarak görevlendirilir.